Ne zaman geliyorsun? Ne zaman çıktı kararname? Ya ben dün sabah öğrendim. Hiç haberim yok. Hiç haberim yok hiç. Uğraşmadım da. Osman Güneş bizim müsteşar oldu ya. Valimizdi. Evet. Çağırmış kenarımızı. Ulan demiş. Bu haliye demiş. Ben söz verdim. Bir şey yapamadım. Yarın bir gün seçimde ben vekil olurum. Burada müsteşar olamam. Hı. Valinin haberi yok ama demiş. Bu İzmir, Ankara, İstanbul istedi. Onlara gücüm yetmez. Antalya'ya gücüm yetmez. Bu çocuk demiş içmeyi, gezmeyi, tozmayı sever. Verin lan bunu Antalya'ya demiş. Gitsin balık yesin demiş. Çok iyi ya, çok sevindim. Çok mutlu oldum ben ya. Sağ ol. Ya benim hiç haberim yok. Oturdum yerden. He. Abi tarihin var. Hadi lan dedim. Bir de küfür ettim diyene. Dala geç ben ne dedim. He. Vallahi adı var dediler. Lan oğlum yok. Var yok, var yok. He. Var bir ihtimal benim de haberi yok. Ali diyor. He. Oturuyor şurada diyor. Oğlum diyor. Nereye ne ediyorsun sen diyor. He. Var benim de haberi yok. Evet. Ben de personel aradım. Ne oluyor lan dedim. Ulan ne yapıyorsun abi dedi, Kayseri sıcak yanıyorum dedim. Daha sıcak bir yere göndereyim de yan orada dedi. Ben tayinim çıktı baba Antalya'ya vali mali olarak. Vallaha. Ya vallaha da ocağımı yıktılar abi. Niye? Ya gittiğim yerde lojman yoktu o dürüst. Yapma ya. E tabi iki oda bir salon. Yersen yani. O iyi olmamış abiden bizi bırakıp gidiyorsun yani şimdi. Benim ayağımı kaydırıyor mecburen. Belediye hakkında çok şey biliyor diye. Neyse onu konuşuruz. He. Efendim Valim. Süper Bey nasılsın? Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Aol Antalya'ya tayinim çıkardılar benim. Ne diye? Valim Antalya. Abi. Antalya Vali Amcılığına. Antalya mı Ankara mı? Antalya. Antalya çok iyi. Hayırlı hayır. Olsun. Mağaz yaptılar. Kereden daha iyi değil de. Hayır mağaz yaptılar. Abi Şevki Kokuloğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin vekili de olayı biliyor. Ben Büyükşehir Belediyesi'nin bir soruşturmasını kapadım. Bu AK Parti'nin sonuna getirecek bir olaydı. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilimiz bana adam yolladı birkaç kere. Evet. Belediyenin de bundan haberi var. Hmm. Bir diyet meselesi var ortada. Doğru. Beni de sessizce sesini çıkarmaz diye. Benim anladığım hiç haberim yokken birkaç hayır. Vali muhaliyle beraber tayinimizi çıkardılar. Danışan hakkın var mı? Efendim? Danışan hakkın var. Hiç gerek yok abi. Ben alacağımı her taraftan alırım. Tamam. Ben her zaman avantajlı konumu korurum. Şimdi birkaç gündür ortalıkta bir şeyler çalkalanıyordu. Antalya'ya bizi yolladılar. Bugün de duyunca şey oldum da. Abi Allah güzel hayırlısı. Güzel operasyon yaptılar ya. Allah hayırlısını versin abi. Neyse abi. Antalya'ya da açmırız karnı. Dedik yapacak bir şey. Abi sesini çıkarmazsın. Bir Antalya'ya verdiler beni. Allah hayırlısını versin bakalım. Senin Kayseri yerlerin oyunu. Ben 2-3 gündür vardı bir şeyler de sizinle de bir araya gelmedik diye fazla bir şey de söylemek istemedim. Allah hayırlısını versin bakalım abi ya. Şeyim duydun farklı. Yok vardı öyle bir şeyler. Gidecekler gelecekler falan deniyordu. Ben de hiç üstünüze getirmedim şimdi Allah yalan. Abi benim beklentim yoktu bu sene için açık söyleyeyim. Benim için sürpriz oldu ama sonradan düşününce böyle olması gerekiyormuş dedim. Hayırlısı bakalım abi ya. Var mı yapacağım? Şevki'nin yüzünden oldu ya. Kulkuloğlu bana çok şey yaptı. Hala da beni arıyor. Gel diyor birliklerini konuş diyor. Saatten sonra bir şey konuşmaya da gerek yok. Ya abi. Neyse bu konuları telefonda değil de müsait olduğumuzda abi, yan yana değerlendirelim. Baş başa konuşalım. Ne yapacağım bir şey. Televizyonda bir şey duydum. Antalya'ya evet, doğru. Doğru Antalya'ya gidiyoruz başkanım. Bilmişsiniz mi efendim yoksa? Şimdi başkanım ben geçen yıl kaymakamlık olsun diye işte Osman Güneş'in yanına gitmiştim. Evet. Bu sene de gitmedim. Niye yapmıyorlar? Niye hani ben ısrar edeyim? Her şeyi bilen adam. Müsteşarımız bizim eski valimiz. Evet. Bir yıl daha sürem var normalde dedim. Kulağıma da hiçbir şey gelmedi. Yani bir kar suyu kaçmadı. Herhalde evet. Buradayım dedim. Sesimi çıkarmadım. Ben de şok oldum yani. Televizyonda dün akşam duydum. Sabah kalkınca bir kızlarına gittim. Yeni kapıdan girdim. Sizi aradım hemen. Orada vatandaşımın... Başkanım tabi bunlar telefonda belki konuşmak caizdir ama
bu son zamanlarda, son 3-4 ayda Şevki Bey benim üstüme çok geldi, Kulkuloğlu. Değişik adamlar yolladı. Dün de kendisi beni aradı. Onu da biliyorsun ben bir muhakiklik yapmıştım. Sayın Büyükşehir hakkında. Evet. Bana diyor ki ısrarla, seçimden önce gel, ne istiyorsan yapalım, başının huzuruna çık, beyanat ver. Evet. Bunu Deniz Bey'e kadar biliyorlar bu konuyu. Biz de sana ne lazımsa yapalım. Bir teklifi geldi bana, 2-3 değişik şekilde. Gerek yok Sayın Valim, onlar da yakinen konuşuyor. Hayır, yani bir şeyleri anla diye ben sana anlatıyorum, paylaşıyorum. Anladım. Benimle biraz gitmemi herhalde gerektiğini düşündüler gibi geliyor. Başka bir şey yok yani, biraz da iyi oldu diye düşünüyorum. Niye? Yapabileceklerin en iyisi buydu. Başlayalım. Daha önce geçemiyorlar. Neticede hayır vardırlar ya efendim. Evet, işte evet. Hayır vardır, böyle hakkınızda hayır vardır. Öyle diyelim. Hayır. Abi bak, şimdi bu memleketten ben herkesin bilgisi dahilinde gidiyorum. Ama alacaklarımı alıp gidiyorum, dikkat et lafıma. Paylaşmadığım bir sürü şey var ha. Ben bedavaya, sen dedin ya, 100 binlik şeyi bin, ben 2 katını alıp gidiyorum. Veya 3 katını alıyorum, anlıyor musun? Evet. Boş değil, Ali abin öyle yattı yattı, anladın mı? Ne mutlu alıp gidiyorsun abi? Ha, daha şey imzalanmadığı için kesin de konuşmayayım ama İnşallah yarın veya bir gün hayırlı bela, yoksa ayrılmıyorum bu memleketten. Anladın mı? Anladım. Sıkıntı şu anda dibindeyim. Yani Recep'in en karanlık olduğu yer, şafağın yakın olan yer Necip. Evet. Ben şafağın yakın yerdeyim şu gün itibariyle. Ama şafak doğacak diye bekliyorum abi. Abi bak işte sen bu memlekette siyaset yapıyorsun, bir şeylerin farkındasın. Farkında olmadığın tarafı benim tarafım. Ben bu arada neler yaptığımı bilmediğim için normal yani. Bilmiyorum abi ne yaptığını da yani öyle değilse çok iyi. Perşembe günü bunlar dilekçeye geliyor abi. Yani ben boşuna buradan gitmiyorum, anladın mı? Tamam. Anladım. Ya, o yüzden rahat ol, ben onun bedelini ödedim onlara. Tamam. Şimdi senin namına hasar şey toplayacağım oradan ya. Ekinleri biçeceğim ben. İnşallah, hadi bakalım abi. Gitsem İnşallah. Da biçeceğim, kalsam da biçeceğim. Neyse böyle bir durum yani. İnşallah, hadi bakalım. Hadi bakalım. Ben rahat ol diye söylüyorum bunları. Tamam abi. Sen öğrendikten sonra ben rahatım abi. Rahat ol. Tamam. Alo. Sayın Hekim, saygılar sunuyorum. Hayır, benden Sayın Valim, nasılsınız? Vallahi eşya topluyoruz evde. He. 12'sinde görev başı oğlum diye yazı gelmiş. Allah Allah. Biz de rapor alalım, biraz uzatalım dedik. Valime arz ettim. İşte ev bakacağım. Orada da lojman sıkıntısı varmış. İki oda bir salonmuş filan. Ne zaman gidecek? İşte ben yarın akşam bir arkadaşımla bir ev bakmaya gideceğim Sayın Vekilim önce. Ondan sonra döneceğim pazar günü. Biz sizle gitmeden önce baş başa bazı şeyler konuşalım. Yarından sonra yokum. Öyle mi? Genel merkez görevlendirdi. Çorum'a Trabzon'a gideceğim. Öyle mi? Yarın yapsak ha. O zaman yarın sayayım. Yalnız baş başa olalım da. Tamam. Bir de şey, sana gireyim. Yani ben öyle bazılarının ifade ettiği gibi öyle belgeler meselesi değil de. Çünkü onlar öyle belgelenecek gibi değil. Ben size onun tafsilatını anlatırım. Evet. Ben size bir harita çizerim. Kullanacağınız şekilde. Onu sabahtan işte, telefonlaşalım da. Yani şöyle şey yani onun şeyini siz tedbirini alın da. Tamam olur. Yani şeyimiz olmasın. Tamam. Anlatabilir miyim? Peki tamam. Sabahtan telefonlaşalım abi. Tamam. Görüşmek dileğiyle. Efendim abi. Şimdi Şevki beni aradı. Evet abi. Yarın 9'da adres verdi. İlle konuşacak, görüşecek. Ben Çorum'a gideceğim. Cattürk diyor. Evet. Necip de diyor ki abi o benim arkadaşım diyor. Biraz onu geciktir de diyor. İşlerimiz bozulmasın diyor. Anladım. İyi. Ben onu nasıl atlatayım şimdi?
bir şey söyle. Bir söyleyeceğim. Şimdi Necip yarım saate dönecek, sana ben bulacak. Tamam. Bir şeyse varsa, yoksa başka ben bir şey. Ben sana acele ettiğim oydu, biliyor musun? Sözleşmeyi bir önce yap. Anladım. Bu adam ciddi ciddi füze gibi peşimde benim. Bir şey olacağından değil de dedikoduya kurban gitmeyek. Aha. Anladın mı abi? Anladım da abi yani. Başlarımı bekliyorsun, onlar ne zaman verilirse sözleşme. Gazetesi salı bu işi bitirelim inşallah da. Yani. Ben iki tarafı da küstürmeden gideyim. Ya bence de. Yani. Buna fazla bir şey sıkmam yani. Ya bence bir şey konuşmadı zaten. Yani evet. Afaki şeylerle bitirek. Yok, bence, kağıt yok. Bence bir araya da gelme. Değil mi? Tabii canım, yani bir arada adınız geçmesin abi. Şöyle, ben bunu... Mümkünse bir hastalık bahanesi uydur, birkaç gün... Ben bunu zaten... Telefonda da bakma abi. Evet, söyleyeyim, anladım abi. Yani çünkü o diğer taraftan duyulursa her şey allak bullak olur. Yani benim tarafım da allak bullak olur. İşte ben bu haftayı bitirelim, geçirelim, bu işi bitirelim diye ısrarım o yani. Kesinlikle abi, yani... Ha. Şu adam sana farklı tekliflerde bulunacak, o yani o siyasetin içerisinde bulaşmamak lazım. Doğru. İzleyenlerden bir durum değil çünkü o şimdi. Tabii. Bizim işimiz, ben de farkındayım o yüzden. Yani bence işte telefonunda bile çıkma eğilimin olmasın abi. Anladım. Abi. Efendim. Belediye hayırlı uğurlu olsun dedi. Kim dedi? Şimdi gittim, avukat var bir tane, genel sekreter yardımcısı. Evet abi. Çağırdı odasına. Tamam. Avukatı tanırım, avukat da beni tanır. O işlerden dolayı. Tamam mı abi? Evet abi. Durum anlattı. Mustafa Bey. Evet. Dedi eğlence yolu göt sallıyor dedi. Şuna söyle dedi. Evet. Biz noktayı koymuştuk. Bu ne uzuyor dedi. Biz noktayı koymuştuk, kendine de söylemiştim ben dedi. Evet. Bana göre bu iş bitti abi, hayırlı olsun dedi. Ondan sonra da firmaya ben hayırlı olsun diyeyim mi dedim, de dedi. Hayırlı olsun abi, inşallah hayırlı olur hepimiz hakkında. Tamam mı abi? İnşallah abi, inşallah. Dedim eskiz meskiz istemiş, göt sallamasın dedim. Avusturyalardan bizi beğendi dedim. Başka evet. Firmaların bir endişesi varsa da söylesinler. Bu arada dedim, İş verip duruyorlar oraya buraya, aydın inşaata şuraya buraya, canımı sıkmasınlar benim dedim. Anladım. Vereceklerini çıkıyorsak hiç bizim için para değil, bizim için prestij önemli burada dedim. Yani, biz her şeyi söyledim bana, %19 var, istediğin gibi de oyna dedik eğlence olma abi dedim. Daha ne diyeceğiz dedim. Bu iş çok uzadı, rica ediyorum bitsin dedim. Bir beis yok, bir endişe yok, paraları da var, teknolojik güçleri de var, her şeyi dört dörtlük dedim. Hep tepkik olduğu için mi korkuyorlar dedim. Bilmediğin fırıldak mı var dedim. Yok hala bu iş bitecek dedi Mustafa Yalçın. Bitsa bizim sana borcumuz var dedi. Anladım. Tamam. Gıvırma payı, onu da algıladım. He. Aslında Dobermayer'den ben dedim iş bitirme şartı koştum. Dedim ki burada benim önüme konulan iş, bu işin önünde kuzun tepesiydi. Şimdi siz diyorsunuz ki burada toplam iş 1 trilyonluk iş, 1 trilyon 200 milyarlık iş. Evet. Ben bu işle alakalı 300 milyar para harcam, komple zarar. Bana evet. Söylenilen burada bir sürü yatırım yapılacak, şu yapılacak, bu yapılacak. Maliyet artı %19. Ali Bey'le hadi %16'ydı. Evet. Anlaşılan buydu. Evet. Çünkü öyle bir şey yok. Heh. Ondan sonra işle alakalı işte delikte 3 milyon artı KDV, betonda da 48 milyon artı KDV. He. Dedim arkadaş bu parayla da bu işin asla yapılması mümkün değil. Evet. 8 milyon artı KDV. Ben İstanbul'da metreküpünü 120 milyon artı KDV'ye veriyorum. Evet. Metrekaresini bu benim kaptık kalıp sistemimle şu anda ben metreküpünü Kayseri'de 85 milyona iş yapıyorlar. Evet. Bunun içinde dağda da değil. Evet. İşte söz veriyorsanız zarar ettirmeyeceğiz, şunu yapmayacağız. Burada da şunu anladılar. Dobermayer'in iş bitirmesini şart koşunca... İşin Aysberk'inde Mehmet dedi ki ya dedi bu işletilmez dedi. Bunlar dedi bundan sonra belediyenin yapılacak olan ihalelerini yapıyorlar diye düşündü. He. Bunu da söyledi.
sizin hedefiniz dedi. Bundan sonraki hedefleri katladı falan. Arkadaşlar böyle hedefimiz yok. Sadece bana normalde söylenilen şey, köyde yapılacak otel işleri var, bilmem ne işleri var. Bunlar da senin tavsiyenle yapılacak. Bu sadece buraya bir giriş içinde. Yani bir adımımızı at. Girelim, ondan sonra arkası gelecek şeklindeydi işin. Böyle teleferik falan dedim, şey pazarlığı yok. Dedi Ali Bey'le Mürsel Bey'in dedim pazarlığı farklı dedi. Bu işlerle alakalı beklentileri, bu teleferik hattını. Ben de dedim ki Ali Bey Mürsel Bey'den daha çok bana yakındır. Beklentisi de böyle bir şey yok dedim. Evet. Sadece netliği sever. He. Durum bu. Şimdi kalktım gidiyorum. Dedim ki pazartesi günü 3 tane şey istiyorum. Birini istedim, sözleşmeye koydum. Bunu dedim imzalayıp muhasebeye teslim edin muhasebeciye. Evet. İkincisi dedim üst katlarla alakalı ne iyileştirme yapabiliyorsunuz onu söyleyin. Evet. Üçüncüsü de bu sigorta fatura meselelerini dedim halledin. Evet. Çıktım gidiyorum şu anda. Seni ne anlayacağım? Netice bir şey yok. Hiç işim yok yani. Pazartesi günü yapacaklarına söz verdiler. Osman abi benim yapacağımı da ben sana açıkça telefonda söyleyeyim. Ben Rakşehir'e gideceğim. Kardeşim, benim diyetim var. Ben Şubat ayında emekli hak eden bir adamım. Basının karşısına geçerim. Anladın mı abi? Çatır çatır herkesi, kendimi de onları da yakarım abi. Zaten yanmışım. Anladın mı? Onların bileceği iş. Beni hiç alakadar etmiyor bundan sonrası. Aa, bunu da bu lafı görüyorlarsa görsünler. Vallahi ben kartları ben koyarım. Bugün için benim niyetim zaten Mehmet Bey'e de söyledim. Dedim işi bitirmeye geldim. Benim dedim size çalışma şeyim lüksüm yok. Yok o kadar. İyi demiş. Ha ben yarın gideceğim belediye. Ya benim 100 bin liramı verin. Ben siktir olup gideyim diyeceğim. Ya bu işi adam gibi yapın. Bu, ben Mustafa'ya yazdığına ne dedim biliyor musun? Abi dedim ben şimdi 100 bin liramı verin. Ali abi. Tabii yanlışmaz dedim. He? Yanlış yoldasın abi. Abi benim başka çözümüm yok ki ben ne yapacağımı şaşırdım. Yanlış düşünüyorsun abi. Hiç bu belediyecilerden, siyasetçilerden, bilimlerden bu konularda uzaktır abi. Abi diyecek hiçbir şey lazım değil. Abi sen olayı bilmiyorsun. Olayın vahametini bilmiyorsun. Ben konuştuğum zaman Kayseri yıkılır abi. Kayseri değil, Türkiye yıkılır abi. Bu kadar söyleyeyim. Ben boşu boşuna buraya tayin edilmedim abi. 1,5 yılım vardı orada. Anlıyor musun? Ben bu iş oldu diye geldim abi. Bunu kendilerine de söyledim. Bundan sonrası onları ilgilendirir abi. Seni de ilgilendirmiyor. Onlarla benim aramda abi. Ben pazartesi de senden cevap bekleyeceğim. Çarşamba günü en geç ben Kayseri'deyim abi. Sen rahat ol, boş ver. Ali Yener'si önemli değil abi. Tamam değil mi? Hadi öpüyorum seni. Hayırlı akşamlar. Ali abi şimdi beni 2 dakika dinle. Buyur abi. Şimdi birincisi abi beni yanlış anlama. Bak ben normalde ben AK Partili olan bir adamım. Tamam mı? Evet parti abi. Parti benim partim. Evet abi. Kuruluşundan başından sonuna kadar. Evet abi. Normalde bir şekilde benim kendi partime zarar verdirtmemek. Ben kendi belediyemi mahkeme bana yaptığı haksızlıkla AK Parti'yi bile mahkemeye vermedim. Tam 7 yıldır arsamı yeşil alan yaptığı için. Saygı duyuyorum abi. Bir şey demiyorum. AK Parti netice senin dediğin AK Parti'nin içerisindeki insanlar benim davam olan insanlar. Evet hayatımı abi. Hayatımı koyduğum adamlar. Anlatabiliyor muyum? Doğru. O yüzden bu şekilde normalde kesinlikle 3 lira 5 lira için. Ya ben bunları ben seni yeni tanıdım Mürsel vasıtasıyla. Anlatabiliyor muyum abi? Bunları abi bana yapılan haksızlıkların sen biliyor musun? Tamam da. Çoluk çocuğumla bana. Canım abicim bak şimdi ben sana şunu söyleyeyim. Belediyenin neticede sana bir borcu yok. Var. Bu insanlara sen bir iyilik de yapmışsın. İyiliğin karşılığında bir maddi beklenti içine giriyorsun. Abi. Allah rızası için. Abi bir dakika. Senin cebinden bunlarla alakalı herhangi bir para çıkıyor. Abi bir dakika rica ederim. Öyle o kadar basit değil. Osman evet. Abi ne olur. Bunlar 4-5 milyon dolar götürmüşler. Osman abi, Allah rızası için, Allah inanan insansın. AK Parti, AK Parti meselesi değil. Hangi parti olursa olsun bu. Bak dikkat et de dinle beni. Abi. Bana yalvardılar, bana dediler ki, Ali abi hakkını helal et dedi Mustafa Yalçın. Ben de ne dedim biliyor musun? Bu hak burada değil, ahirette belki zor ödenir dedim. Canım abicim ben sana bir şey söyleyeyim. Senin buyur abi. Söylediklerin tamam mı? Zaten bu gerekli merciler tarafından sen bunlara çok açık dair konuştuğun için
Bundan sonra gidip bir yere söylemenden korkacaklarını falan zannetmiyorum. Hiç de öyle değil. Söyleyeceklerini telefonda söyledin. Bunlar zaten kayıtlara girdi. Anlatabiliyor muyum? Seni bununla alakalı çağırırlar. Derler ki kardeşim bununla alakalı nedir bu? Evet. Senin içerisinin yüzünü ben öğrenmek istemiyorum. Müslüman vazife de değil. Her neyse. Evet anladım. Yani o yüzden normalde kendinle alakalı ben sana tavsiye edeceğim şey şu. Yani çok fazla konuşuyorsun. Konuştuğun şeyler senin başına iş açacak şeyler. Açmaz abi. Ben hukukçuyum. Ben hukukçuyum abi. Nereye gideceğini biliyorum. Yani ben bilemiyorum biliyorum abi. Neyse. Ama ben bu biliyorum. İçerideki siyasi olan şeylerin benim normalde yaptığım bir işçilik. Şuraya normalde girip bir taşeronluk işi için yapmaya geldim. Karşıma bir siyasi tablo çıkıyor. Siyah tablosunun içerisinde bir gün bile ifade gidip bir yerlerde ifade vermek istemem. Senin alakası yok abi. Anlatabiliyor muyum abi? Yok abi sana ben bir zerre. Normalde benim yaptığım bir kuruşluk taşeronluk işi. Osman'cığım ben sana zerre kadar zarar vermem. Ben kul hakkından korkan bir adam. Bak dikkatle dinle. Kesinlikle. Sen istediğin kadar 7 kat düşmanım sana zarar vermem. Abicim şu anda fark ediyor musunuz bilmiyorum ama ben zaten zarar görmüş durumdayım. Abi bak anlamadın. Maddi olarak şu anda zarar görmüş abi durumdayım. Anlamadın. Ben ne dedim? Ben teknik adam değilim. Müsel bana dedi ki, Ali abi bu iş önemli, bana bu işi bağla. Elimden gelen ağırlığımı koydum. Benim getirdiğim nokta bu. Ha bundan sonra tıkanıyor, olmuyorsa ve bundan da sonuç olarak, bak sonuç olarak ben biliyorsam ben de birilerini üzerim abi ama bu üzülen sen değilsin. Dikkat et. Sen 100 lira 200 lira değil. Onlar neler kaybedecek? Onun hesabını onlar yapsınlar. Onlar yapsınlar. Bırak sen. Bırak sen abi. Sana zerre kadar zarar gelmez. Vallahi bilmiyorum abi. Ben şu anda bu işlere girdiğime pişman oldum. Abi kusura bakma da bunun bedeli ödenecek ya. Kusura bakma ya. Seninle ilgisi yok. Evet. Ben kafaya koydum. Ben gideceğim. Ben kozlarımı koyarım. Ha derler ki. Böyle bir koz için abi 50 milyarlık 100 milyarlık bak koz abi. Koyma. Koyacaksan dişinin kovuğuna değsin. Anlatabiliyor abi, muyum? Vallahi billahi şerefsiz evladıyım. Şuradan şuraya gitmek nasip ol. İki çocuğumu ölüsünü öpeyim. Beni vali yapacak. Yapma tamam yapmadınız. Bir de tuttunuz uzaklaşsın diye Antalya'ya gönderdiniz. Ben de sevindim bu iş oldu da hiç olmazsa sıkıntım hallo. Halde olma. Ne yapmamı bekliyorsun? Osman abi bana bir şey söyler misin? Sen benim yanımda olsan ne yaparsın? Ali abi şöyle bir koz oyna abi. Ben sana bir şey söyleyeceğim canım abicim. Buyur abi. Ben işin içerisinde olurum olmam ama sana bir akıl vermek istiyorum. Estağfurullah. Sen bundan sonra diyeceksin ki kardeşim bu ilk teleferik hattında orospuluk yaptınız. Bu işi Ermit İHAL'e girecekti. Siz bunu elediniz. İş bitirmesi yok diye. Evet. Şu anda bu adamlara iş bitirme vereceksiniz. Ondan sonra bu işlerin teleferiklerin ihalesi varmış. Şu anda sadece iki hattı yapılmış ihalenin. Evet. Tamamı yapılmamış. Evet. Sonraki teleferik ihalelerine biz gireceğiz daha. Anadolu Grup olarak gireceğiz. O kadar. Bu kadar biz gireceğiz daha abicim. Tamam. Bu teleferik ihalelerine gireceğiz biz büyük oynuyoruz. Anadolu Grup olarak da bizim benim getirdiğim firmanın girmesini sağlayacak. O kadar. Anladın mı abi? Tamam. Taşeronculuk işçiliğe oynama o zaman. Tamam. İhaleye girmeye oyna. Biz tamam. İhaleye gidelim hakkımızı da alalım. Hiç kimseden tamam. De bir şey beklemiyoruz. Şartname uygun mu abi? Şartname ona göre kendilerine göre şartname hazırlayıp çıkartmasınlar o zaman. Tamam onu abi. Onu sağlayacaksın. Anlatabiliyor muyum? Tamam abi. Hadi. Kendine tamam. İyi bak. Sağ ol. Kusura bakma. Hadi sağ ol. Hadi sağ ol.